Bu arada şey aldım. Starlink aldım. Sırf merakımdan. Yalan yok. Teknoloji olarak denemek istediğimden aldım. Aynen 99 dolardı. Sırf teknik olarak merak ettiğimden aldım. Almadım ön sipariş yani. Ne fark edecek? Ne fark ediyor yani? $500 dolar da kiti var. Evet 99 dolardan onu ön ödeme yapıyorsun. Sonra 400 dolar daha yatırıyorsun. İlk 99 dolar yatırım yapıyorsun. Sonra 400 dolar şey yapıyorsun. Nereye koyacağım? Bilmiyorum. Yani teknik olarak denemek istiyorum. Yani tekniğini merak ediyorum. Cihazı merak ediyorum. Aylık 4-500 dolar bir kez mi? 500 doları kitini alıyorsun. Aylıkta 99 dolar ödüyorsun. Yurt dışına çok müthiş bir fiyat bu arada o. Yurt dışında inanılmaz iyi 99 dolar aylık öyle diyeyim. Aylık ödemezsen kit senin mi olur? Kit zaten senin. Sen kiti alıyorsun 500 dolara. $500 dolar da o kadar yüksek değil bu arada. Uydu antenidir, carttır curttur o cihaz için bedava olacak diyordu. Kim diyordu abi bedava olacak diye? Taşak mı geçiyorsun ya? Yani ben teknolojik olarak çok merak ediyorum. O yüzden aldım. Normalde 500 dolardan daha pahalı olması lazım. Çok pahalı teknoloji antende. Ya işte evet. Yani gayet iyi bir şey. Yani 500 dolara işte ya yani 99 dolar ön ödeme yapıyorsun. Sonra 500 dolar yani 400 dolar daha yatırıyorsun. Kiti alıyorsun. Sonra aylık 100 dolar ödemem var. Ben zaten hani yani devamlı olarak kullanmayacağım büyük ihtimalle de. Sadece şey olarak merak ediyorum. Teknolojik olarak çok merak ediyorum. Çok ah be Nexstar uydu alıcım özür dilerim. Türkiye'den ucuz alabiliyor musun? Alabiliyorsun. Ya aylık 100 dolar Türkiye'de çok pahalı evet. Ama yurt dışında çok ucuz. Yurt dışında yani özellikle bu dediğim gibi kırsal alanlarda daha çok kullanılacak bir ürün. Hani bu halihazırda yani Amerika'nın İstanbul'u gibi diyeceğimiz Boston'ın da New York'un da zaten merkezinde kullanılacak bir şey bir alet değil. Daha kırsal alanda kullanılacak bir şey. Kırsal alanda zaten ya bok gibi internetleri var ya da yok direkt. Bok gibi internette de adamlar böyle şey 2 megabit falan internet alıyor. Böyle 200 MB kotası oluyor. Aşınca da 56 kilobite düşürüyorlar. Bayağı bildiğin çılgın atıyorlar yani o bayağı çekmeyen alanlarda. O yüzden o tür şeyler için çok uygun. Yani yurt dışında inanılmaz uygun yani o. Hani TR'de olmayacak nasıl diyeceğim? TR'de olmayacak değil. TR'de uzun vadede olacak abi. Ama Starlink çok art niyetle kullanabilecek teknoloji. Yo. İnternet lan bu işte. Niye art ne? Abi sen çok şey okumuşsun. Çok çok böyle 2023. Yani en pahalı ve en kötü internete bir sahip değiliz bu arada. Ama yakınız. Tahmin ne zaman bekliyorum? Hiç fikrim yok. Çünkü biz ana merkeze çok daha uzağız. Yok dediği şey daha başındaki teröristler vesaire de kullanabilecek. Tam da zaten onların halihazırda interneti var ki.
Herifler nasıl yani, herifler kuşla iletişime geçmiyor arkadaşlar. Starlink'ten önce de internetleri vardı o teröristlerin. Ya yani bir şey değiştirmiyor. Yok ya, bilmiyorum şey yani, bakalım yani Türkiye'de ben kaç alacağım bilmiyorum, pingim yüksek olacağını düşünüyorum. Ama bu arada şey yani Türkiye 2022 falan diyorlar yani. 2021'in sonunda bile bize gelmeyecek büyük ihtimalle. MS'yi geçmez. Nasıl 15 MS'yi geçmez Kıvırcık siz? Şu anda 32'ye inemediler. Şu anda 32 yapıyorlar. Ya bilmiyorum şey, bakalım yani Starlink Türkiye'de. Ama teknolojik olarak merak ediyorum, o yüzden de aldım. Tesla 10-20 arası değil miydi? Ne 10-20 arası oğlum, yok manyak mısın? Hayır. 20-40 arası alıyorlar. Pahalı değil mi Starlink? Değil. Türkiye'de pahalı. Starlink pahalı değil. Unexpected çok da şık abone için zikzak aramıza hoş geldin. 5. ay abonelen 3. ay. İmam Cyborg 14 milyar milyar yıl flow me. Çok teşekkür ederim Tekadon 16. ay için. Bize pahalı abi. Bu kadar değişken hava ekosistemine sahipken stabillik benim beklentim az. Yo, bayağı stabilliği var bu arada. Stabilitesinde çok büyük bir sıkıntısı yok ya. Hani full kışta falan var. Dün Line Starlink videosu çekti, izledim mi? İzlemedim, beraber izleriz diye izlemedim. Ya ben de Starlink ile ilgili bayağı videolar izledim. Starlink ile ilgili hani ne beklediğim, ne şey yaptığım biliyorum. Ya işin komik tarafı, Türkiye standartlarına göre öküz gibi internet veriyorlar. Yani birçok Türkiye, yani Türkiye, yani Starlink Türkiye standartının üstünde internet veriyor Amerika'da şu anda. Yani o feel, çok feels fucking bad man. Ping olarak daha kötü değerler veriyor ama şey olarak yani hız olarak biraz feels bad man. Kafa adamı çok teşekkür ederim, dördüncü için canımsın. En iyi abonemsin. Eyvallah, hoş geldin. $99 çok iyi. $99 değil bu arada fiyatı. Arkadaşlar bu arada ping değerlerini şeyle karşılaştırmayın. Speed test ping değerleri gibi düşünün. Yani en iyi speed test ping değerinizle karşılaştırın. Ping değerini. Oyunlarda aldığınız ping değerleriyle karşılaştıramazsınız. Bugün yapılabilir mi? Bilmem. Yapılır büyük ihtimalle. Yani arada drop atarsın ama. Arkadaşlar Linus'un pingi ile bizim pingimiz arasında çok büyük fark var. Yapmayın. Türkiye'den bağlanıyoruz. Uyduda olsak Türkiye'den bağlanıyoruz. Parking ping önemli, önemli. Starlink mobil mi? Mobil. Taşınabilir tabi. Taşınabilir bir şey. Ama çok da değil yani. Böyle cebine koyup götüremezsin yani. Ne zaman eline ulaşacak? Starlink o konuda çok fazla bir bilgi vermiyor. Yani şöyle diyor. 2021'in sonuna doğru insanların eline ulaştırmaya başlayacaklarmış. Ama o listede Türkiye yok. Türkiye tahminim 2022. 2022 diye düşünüyorum. Teknopata Starlink alması konuşuyoruz. Yok, benim Starlink almamı konuşuyoruz. Bizim Starlink'imiz. Benim uydum.
gigabit internet varken. Zaten internet için almıyorum. Teknoloji için alıyorum. Teknolojiyi merak ettiğim için alıyorum. Yani harbiden yani, teknolojiyi denemek için alıyorum. Ki belki annemlerin evine takabilirim bu arada. Annemlerin evine belki takabilirim. Yani düşünüyorum. Pahalıya gelir ama. İşte aylık 100 dolar patlıyor. Ya evet, en büyük problemi büyük ihtimal aynen. Şeyin Starlink'in karşılaşacağı en büyük problem Türkiye'de ve birçok yani birçok ülkede, diğer ülkelerde internet yasası. Yani çünkü bize yasaklı mesela siteler var. O biraz şey işte, çıvçıvlı bir nokta. Güzel fiyatlandırma olur mu? Sanmıyorum en başta. Yani full artı full versiyona geçene kadar böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Full artı full versiyona da Türkiye için konuşuyorum. 2025'ten önce geleceğini düşünmüyorum. Bakalım, bilmiyorum yani. Aldım bakalım, gelsin bir deneyelim yani. Bir gelsin deneyelim yani, bakalım. Yıllık sözleşme olur var mı? Yok. Aylık.